Müziği yükseltelim biraz. Sponsorlarımızı alalım. Ve değerli konuklar, Homeros ödüllerimize geçme zamanı geldi. Homeros ödüllerimizi artık dağıtalım istiyoruz. Bizim İzmir Homeros ödülleri. Her dalda uzman kişilerin yer aldığı, jürilerimizin yaptığı değerlendirmeler sonucu kent ekonomisine, turizmine, sağlığına, doğasına, kültür ve sanatına, sporuna ve STK'lar aracılığıyla kentin yaşamına katkı koyan kişiler belirlendi. Ve hazırsanız törenimize başlıyoruz. Onlar bir araya gelebilmenin önemini fark eden insanlar olarak İzmir iş dünyasında ortak projeler geliştirdiler, tohumlar attılar. İzmir'e çok sayıda eser kazandırdılar. Öncelikle İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Işın Su Kestelli'ye çok teşekkür ediyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın Jack Eskinazi aramızda. Sayın Eskinazi'yi davet ediyorum. Sayın Eskinazi alkışlarla aramıza geliyor. Ayrıca EPSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender Yorgancılar'a çok teşekkür ediyoruz. TOP Genel Kurulu nedeniyle Ankara'da bulunan İSTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e ve yönetim kuruluna, onlar da Gaziantep'teler. Ve ödülünü vermek üzere Sayın Aysel Özsezel'i davet ediyorum. Sayın Özsezel, alkışlarla sizi buraya alalım. Buyurun. Sayın Eskinaz'a hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, merdiven o tarafta. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Özsezel. Buyurun. Biraz ortaya doğru alayım sizi efendim. Sayın Eskinaz'ı böyle alayım. Biraz bu tarafa doğru alayım. Efendim, tamam. Aysel Hanım'ın ünvanı çok zengin. O anonsu kendine bıraktım ben. Herkese iyi akşamlar. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimci İzmir Başkanlığı'nı yapıyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim, ödülü siz takdim edin, Homeros ödülünü Sayın Eskinazi'ye, evet. Ama ödülü öbür tarafa çevirelim, şöyle heykelin görünüşü ağırmış değil mi efendim? Maşallah, Mehmet abi masraftan kaçınmamış. Alkışlıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz Sayın Eskinazi'ye. İzmir'e katkıları için Sayın Özsezel, çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Ve sıra bizim İzmir. Homeros Gastronomi ödüllerine geldi. Bu ödülün jürisinin kurucuları arasında imtiyaz sahibi Sayın Mehmet Kurt'un da yer aldığı bir kulüp var. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum. İzmir'de bir kulüp var. Kulübün adı Kokoreç Kulübü. Duydunuz mu? Bir alkış rica ediyorum ben Kokoreç Kulübü'ne. Ben de üye olmak istiyorum. Yani şu fona lütfen Mirkelam Kokoreç koyar mısınız? Mirkelam. Neyse, vallahi şu Kokoreç Kulübü'ne beni de üye yapın Mehmet abi. Bir konuk olarak alalım da. Tamam, peki. Bakalım öyle hemen nasıl... üye olunmuyor. Ne kadar zormuş yahu vallahi. Peki efendim, öncelikle... bu jüri, Kokoreç Kulübü'nün üyelerini oluşturduğu jüri karar verdi. Oy birliğiyle Sayın Ahmet Güzel Yağ Döken bu ödüle layık görüldü. Şimdi ödülü takdim etmek üzere
Kokoreç Kulübü Başkanı Sayın Işıl Nişli'yi davet ediyorum. Sayın Işıl Nişli. Işıl Hanım neredesiniz? Bir dakika. Işıl Nişli nerede? Gelmedi mi şimdi Işıl Hanım? Efendim, Filiz Pelit Hanım'ı göremiyorum evet, ben şu anda. Burada, oradaydı. Filiz Pelit burada. Evet, Filiz Hanım versin. Aa, o da üye değil mi? Sonuçta değil ama. Olsun. Lezzetle ilgileniyor, tabii resimle ilgileniyor. Lezzetle ilgileniyor. Sanatla tabii. ilgileniyor efendim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Güzel Yağ Döken, şahanesiniz. Evet. Evet, ressam sevgili Filiz Pelit takdim edecek. Hem Ege Orman Vakfı'ndan fidanlar hem de Homeros ödülü. Evet, Homeros. Sayın Kurt lütfen siz de kareye girin. Efendim bir ödülümüz daha var eğitim dalında. Bir matematik öğretmeni düşünün. Adı Bahattin Tatış. 15 Kasım 1950 tarihinde Türk eğitim sistemine merhaba desin. Bahattin Tatış'ın kuruluşunda belirlediği prensiplere bağlı kalarak yenilikleri takip eden, eğitim ve öğretim kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için hiçbir yatırımdan kaçınmayan mezunlarının ülkemizin birçok noktasında ve dünyada saygı duyulan bireyler olabilmesi için gösterdiği çabanın daima arkasında dururken kente yayılan bu eğitim kurumu özel İzmir Özel Türk Koleji. Var mı Türk Koleji mezunu aramızda? Evet lütfen bir alkışlayın kendinizi. Ve tabii Sayın Tatış'ı. Efendim Sayın Oğuz Tatış aramızda yok. Ödülünü kendisine daha sonra takdim edeceğiz. Oğuz Bey'in okulda bugün bir etkinliği var. Veli toplantısı mı? Okulun bir toplantısı peki, var. Peki. Yetişebilirse gelecek demek ki yetişemiyor. Teşekkür ederiz Sayın. Efendim Sayın Mehmet Kurt mikrofonu aldı. Sahne aralarda dolaşıyor. Oradan sesleniyor bize. Şimdi sağlık alanına geçiyoruz. Kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Sayın İsa Durmaz. Göğüs hastalıkları uzmanı Ege Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Sayın Ülkü Bayındır. Patolog Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Sayın Şerafettin Canda ve gazeteci Jülide Yurteri Şehidoğlu'nun da yer aldığı jürinin başkanı 9 Eylül Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Füzün uzmanlık sonrası dönemde İngiltere ve Almanya'da kalp nakli ve kalp destek cihazları konusunda eğitim alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, kalp nakli ekibinin ekip sorumlusu olan Profesör Doktor Mustafa Özbaran, İzmir'de ilk kalp naklini 1998 yılında yapmış. Ve nakil bekleyen hastalara yapay kalp destek cihazı uygulamalarını da 2005 yılında başlatmış. Bugüne kadar yaklaşık 300 kalp nakli, 600 civarında kalp destek cihazı uygulamasını gerçekleştirmiş. Profesör Özbaran'ın bu çalışmalarıyla Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da önemli merkezler arasına girmiştir. Kalp yetmezliği nedeniyle çaresiz pek çok insana ekibiyle yeni bir yaşam sağlayan Özbaran bu hizmetlerinden dolayı jürimiz tarafından bizim İzmir Homeros Sağlığa Katkı Ödülü'ne layık görülmüştür. Alkışlarla Sayın Özbaran ve ödülü vermek üzere Profesör Doktor Sayın Mehmet Füzün. Buyurun efendim. Alkışlıyoruz Sayın Özbaran'ı ve Sayın Füzün'ü. Çok teşekkür ediyoruz. Ege Orman Vakfı'ndan fidanımız da var. Bir dakika, Mehmet Kurt olmadan olmaz.
ben de kareye gireceğim dedi ve çok teşekkür ederiz, alkışlarla uğurluyoruz, sağ olun. Efendim, biliyorum ki bu gece burada herkesin bir dikili ağacı var. Dikili ağacı olmayan yoktur, değil mi? Hepinizin var biliyorum. Benim bile var. Ve doğayı ve çevreyi önemseyen kişi ve kurumlar unutulmadı elbette. Bir kişi ve bir şirket doğanın korunmasına verdiği önem sonucu bizim İzmir Doğaya Katkı Ödülü'ne layık görüldü. Efendim, gazeteciliğimizin de getirdiği bu öngörüyle dikili ağacı olan ancak kendini açığa vurmaktan hoşlanmayan ama Ege Orman Vakfı'nda 10 bin ağaçlık ormanı olan bir kişiyi davet edeceğim. Sadece biz onu Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nin sahibi olarak tanıyoruz. Doğayla ilgili yanını Homeros ödülleriyle öğreniyoruz. Ayrıca Ege Deniz Tekstil ise 2009 yılından bu yana üretim, ısınma, aydınlatma ve ulaşım gibi sektörlerde faaliyetler gösteriyor. Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu karbon ayak izlerini ölçerek sıfırlamak için her yıl tüm çalışanlar, eş ve çocukları için biner fidanlık yedi koru oluşturdu. Ve ayrıca bir tiyatro oyununu da sergiliyorlar sosyal sorumluluk projesi olarak. Köy okullarına bilgisayar projesiyle 150 kilogram elektronik atık karşılığı 2 adet monitör, 2 adet yazıcı, 2 adet bilgisayar kasası, 6 tane telsiz telefon, 2 adet LCD monitör ve 2 adet son model konfigürasyonlu bilgisayar temin ediyor. Atık pil toplama kutularıyla atık pillerin geri dönüşümü ve bertarafını sağlıyorlar efendim. İzmir'deki birçok meslek lisesi ve özel çocukların eğitimini de üstleniyorlar. Staj programları, teknik geziler düzenliyorlar. Öğrencilerin nitelikli eğitim almaları için okullara artan iplikleri, fermuarları, düğmeleri gönderip konfeksiyon yardımcı malzemeleriyle onlara düzenli destek veriyorlar. Ödüllerini almak üzere evet, Sayın Profesör Doktor Sayın Mahmut Kaşkaloğlu, hoş geldiniz. Ve Ege Deniz Tekstil AŞ adına Sayın Selim Pilavcı'yı davet ediyorum. Sayın Pilavcı, buyurun. Ve ödüllerini vermek üzere Dışişleri Bakanlığı İzmir temsilcimiz Sayın Naciye Gökçen Kaya'yı davet ediyorum. Sayın Kaya, buyurun efendim. Sayın Pilavcı'ya da verelim ödülünü. Sayın Kaya sizi ortaya alalım. Sayın Kaya sizi araya alalım. Şöyle ortaya alalım. Ortaya alalım. Evet. Ve bir de Mehmet Kurtlu fotoğraf. Evet. Alkışlarla çok teşekkür ediyoruz. Doğaya katkınız için, yeşile verdiğiniz destek için sağ olun. Şimdi de bizim İzmir Homeros basına katkı ödülü efendim. Çetin Gürel. Kıdemli bir basın mensubumuz var aramızda. Bir meslek büyüğümüz, ağabeyimiz var. Gözlem Gazetesi imtiyaz sahibi Sayın Çetin Gürel ağabeyimizi alkışlayacağız. Saymakla bitmiyor. Sayın Gürel'i ben davet ediyorum. Basın sektörüyle 1959 yılında Sabah Postası'nda tanışan Sayın Gürel, Ege Ekspres, Demokrat İzmir,
Cumhuriyet, Yeni Asır ve Sabah gazetelerinde görev yaptı. 26 Ağustos 91 tarihinden bu yana çıkarmaya başladığı Gözlem gazetesiyle 94'te Günlük Gazete Ege ve Erol Yaraç'la Ege TV'de yayın hayatına başladı. 63 yıllık meslek yaşamı ve 32 yılını geride bırakan, gün geçtikçe zorlaşan koşullarda çıkarmaya ısrarla devam eden Gözlem gazetesini Sayın Çetin Gürel'e ödüllerini söylemek istiyorum. İki kez Hasan Tahsin Mizampaj Ödülü, Burhan Felek Gazetecilik Ödülü var ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi yönetiminde de yer aldı. Sevgili Çetin Gürel abime ben kocaman bir alkış rica ediyorum. Ve ödülünü kimden alacak dersiniz? Evet, evet, genç kuşak temsilci sevgili Zeynep Gürel'i davet ediyorum ben. Evet, evet, evet. Bu bir bayrak yarışı. Babasının her daim yanında ve ona omuz verdi, ona el verdi babası da. Birlikte şahane işler yapıyorlar Sayın Gürel. Evet. Efendim şimdi turizm profesyonellerinden oluşan ve jüri başkanlığını eski İzmir Skal Kulübü Başkanı Emre Gezgin'in üstlendiği jürinin değerlendirmesi sonucu Wheel Tour Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Oğuz Özkardeş layık görüldü. İzmir Ticaret Odası bünyesinde şehrimizin turizm STK'larını İzmir turizminin gelişimine yönelik yapıcı ve birleştirici nitelikte fevkalade değerli çalışmaları Wheel Tour bünyesinde şehrimizin turizm istihdamına yönelik eğitim kurumlarıyla gerçekleştirdiği istikrarlı işbirlikleri ve pandemi döneminin yarattığı ağır koşullara inat turizm yatırımlarına devam ettiği için kendisini alkışlıyoruz ve bizim İzmir Homeros Turizme Katkı Ödülünü takdim etmek üzere Skal İzmir Kulübü Başkanı Sayın Güner Güney'i davet ediyorum. Sayın Güney. Emre Gezgin de aramızda, jüri başkanımız. Onu da davet ediyorum. Sayın Gezgin. Sayın Emre Gezgin. Evet, jüri başkanımız da aramızda. Onu da davet edelim. Buyurun Sayın Güney, Sayın Gezgin. Buyurun. Süper. Süper, şahanesiniz. Evet, buyurun. Efendim, beraber takdim edin. Skal Kulübü'nün başkanları tabii. Evet, Mehmet Bey siz olmaz. Ama ben de gelmek istiyorum buraya. Çok teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyoruz. Sayın Öz kardeş, Sayın Gezgin, Sayın Güney, çok teşekkür ederim. Ve değerli konuklar, Altın Tesli Seramik Yarışması İzmir Rotary Kulübü'nün pek çok İzmirli için Yıldız Halim Şima isimleriyle özdeşleşen çok anlamlı çalışmalarından biri. Ve sevgili Halim abi vefatının ardından yine sürdürülen yarışma bu yıl 16. kez düzenlendi ve çok sayıda sanatçı ödüllendirildi. Profesör Doktor Halil Yoleri başkanlığındaki jüri yaptığı değerlendirme sonucu bu ödülü iki kişiye layık gördü efendim. Ödülün bir diğeri de uluslararası sanat camiasında önemli bir yeri olan yurt dışından fahri doktora unvanlarıyla onurlandırılan İzmir'de görsel sanatlar etkinliklerini başlatan, sanatının 50. yılını kutlayan seramik ustası Mehmet Tüzüm Kızılcan Hoca'ya layık görüldü. Evet, buyurun efendim.
ödülleri vermek üzere 200 sayı buraya davet ederken jüri başkanımız Profesör Doktor Sayın Halil Yoleri'yi de buraya davet ediyorum. Sayın Yoleri, buyurun efendim. Sayın Halil Yoleri hocamız, Profesör Doktor Sayın Yoleri. Evet, Sayın Kızılcan ve Sayın Şima geliyorlar. Yardımla alalım, evet. İsterseniz aşağıda verelim Mehmet Bey. Mehmet Bey lütfen, lütfen. Mehmet Hoca, Mehmet Bey. Sahnenin önünde, sahnenin önünde. Sahnenin önünde verelim. Hemen sahnenin önüne alalım buraya. Evet, içinde bulunduğumuz hafta çok çarpıcı bir hafta. O haftaya uygun da bir sahnemiz var. Söylemeyeyim. Evet sayın, bir alkış rica ediyorum Sayın Şima'ya. Dolaşın efendim oradan. Evet, Sayın Kızılcan, sizi de oraya alalım efendim birlikte. Sayın Yoleri geldi efendim, gördüm. Şöyle efendim, şuraya doğru alalım. Şuraya doğru. Lütfen bu koca çınara bir alkış rica ediyorum. Buyurun, buyurun. Oraya dönelim efendim, ön tarafa dönelim. Oraya dönelim. Mehmet abi, arkaya geçin. Mehmet abi, Mehmet abi. Şöyle, yan. Evet, yaslanabilirsiniz oraya. Ödülleri de çok ağır yaptırmışlar. Mermer. Evet, Sayın Kızılcan da aramızda sevgili hocam. Bir fotoğraf daha. Evet, diğer ödülü de alalım hemen. Hemen alalım. Sayın Yoleri, onu alalım. Çok ağır olmasın. Evet, alkışlıyoruz Sayın Tüzüm Kızılcan. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sağ olun, alkışlarla uğurluyoruz. Ve birbirinden değerli jüri üyelerimiz, bizim İzmir Homeros Sanat, Sahne Sanatları ödülünü çok değerli bir hocaya, bir yazara, bir şaire layık gördü. Öğrencisinin biri, onun için Ekşi Sözlük'te şöyle diyor. 5 yıllık hocalığımı yapmış ve geliştirdiği ilginç yaklaşımlarla öğrenim hayatıma damgasını vurmuş profesör. Sınavları zeka testini andırır diyor. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Dramaturji Ana Sanat Dalı'ndan emekli olduktan sonra yazmaya daha çok zaman ayıran, 5'i şiir, 6'sı meslekle ilgili olmak üzere 11 kitabı bulunan, şu anda 550 anekdot ve incelemenin yer aldığı 600 sayfalık Türk Tiyatrosu'ndan Anekdotlar adlı bir kitabın yazımını tamamlayan, Dramaturgun Temel Kavramları adlı kitabın hazırlığını sürdüren Profesör Doktor Ahmet Murat Tuncay. Ve ödülü takdim etmek üzere, efendim, sevgili piyano hocam, sevgili piyano hocam, Demet Eytemiz'i davet ediyorum. Sayın Eytemiz, o güzel enerjinizle koşarak geleceksiniz biliyorum. Evet, muhteşem. Sayın Eytemiz geliyor ve ödülümüzü takdim edecek. Şahanesiniz Sayın Eytemiz. Hocam, saygılar.
Değerli konuklar, bu jüri inanılmaz çalıştı ve bizim İzmir Homeros Sahne Sanatları Ödülü'nü çok özel bir sanatçıya layık gördü. 7 yıl önce dar gelirli ailelerin çocuklarını karşılıksız müzik eğitimi aracılığıyla topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, sokaktaki tehlikelerden, bağımlılık yapan maddelerden korumak, iyi bireyler olarak yetişmelerine müzik aracılığıyla katkıda bulunmak amacıyla yola çıktı. Sanatçı arkadaşlarının da çabalarıyla, toplanan bağışlarla, 20 minik kemancıyla çıkılan yolculukta bağışlarla 40 kişiye, bugün 150 kişiye ulaştı. 2017 yılında Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'ni kurarak gönüllüleri bir çatı altında topladı. Mümkün olduğunca fazla çocuğa ulaşmak için her yıl bir büyük konser yapıp onun geliriyle projeyi dernek üyesi arkadaşlarıyla yürütmeye çalıştı. Ünlü sanatçılar çocuklarla konser verdiler, aynı sahneyi paylaştılar ve bu gelirlerle yeni enstrümanlar alındı çocuklara. 2018 yılında sponsorluk sonucu orkestranın adı Your Glass Barış Çocuk Orkestrası oldu. Birinci keman, ikinci keman, viola, violonsel, kontrbas ve bakır nefeslerle 98 kişilik bir kocaman orkestra oldu Barış Çocuk Senfoni Orkestrası. Ve son konserlerinde rekor kırdılar. Sanatçımız, bu öncülüğü yapan sevgili sanatçı büyüğümüz Selmin Günöz'ü davet ediyorum. Alkışlarınızla Selmin Günöz. Ve ödülü takdim etmek üzere Liyakat Derneği Başkanı Sayın Berkay Eskinazı'yı davet ediyorum. Sayın Eskinazı, buyurun. Hocam, şahanesiniz. Şahanesiniz. Hatırlamam mı? Hatırlamam mı? Ya biz birlikte sahne almıştık sevgili Selmin Günöz hocamla. Ayrıca bir anım daha var, minik, onu da söyleyeceğim. Selmin Günöz hocamın kardeşi sevgili Rehan Öney benim şan hocamdı 9 Eylül Üniversitesi'nde. Ama ben Selmin Günöz'ü ayrıca sahnede birlikte olduğum için kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Bergama Lisesi'nden sınıf okul arkadaşı izlediler. Aa, tesadüfün böylesi. Buyurun işte. Çok güzel bir tesadüf. Süper güzel bir tesadüf. Bergay Hanım. Çok ağır değil mi? Alın artık ödülünüzü diyor. Evet, fotoğraf. Şahane fotoğraf. Çok teşekkür ederiz. Alkışlarla uğurluyoruz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim Selim Hocam. Ve değerli dostlar, bizim İzmir Homeros Onur Ödülleri, STK'lardaki etkinliği çok fazla. O kadar çok derneğin kurulmasında, var olmasında yer aldı ki bunları okumaya zamanımız yetmiyor. Tam 21 tane sivil toplum kuruluşu. Kurucu başkanlığını da üstlendiği girişim... S.A. Evet, 21 sivil toplum kuruluşu, Kurucu Başkanlığı'nın verdiği İş Kadınları Federasyonu'ndan başlayalım. Ne oldu? Kesiyor bir şey. Bir şey kesiyor. Ama bu da gitti. Ha, şimdi gel. Şimdi az önce çok güzel bir tesadüfe şahitlik ettik. Efendim, Girişimci İş Kadınları Federasyonu, ülkemiz kadınlarının ekonomik ve toplumsal yaşamına katkılar, GİFED olağanüstü işler yapıyor ve
Az önce sevgili Selmin Günöz ve Berkay Eskinazi dedi ki aa tesadüfe bak biz okul arkadaşıyız dedi. Ama şimdi böyle tesadüf olur mu? Ben de sevgili sınıf arkadaşım Huriye Sert'i davet ediyorum. Canım arkadaşım. Ödülünü ben vereyim. Ben söyleyecektim. Kendisi talip oldu. Efendim, bir hanımefendi düşünün. Çalışmayı, üretmeyi eşi kadar, belki de daha fazla sevsin. Küçük üreticinin hayatta kalması için birleşmek ve kooperatifleşmek zorunluluğunu dile getirmek için büyük adımlar atan bir hanımefendi. Sayın Neptün Soyer diyor ki, şöyle diyor, bizi doyuran küçük üreticiler, bu bir ülkenin politikasıdır. Aslında Mustafa Kemal Atatürk için kooperatifçilik hiçbir zaman amaç olmamış. Kooperatifçilik memleketteki gelişme ve medeniyet için bir araç olarak kullanılmış. Biz de kooperatifçiliği bu nedenle çok önemsiyoruz diyor. Bu sözlerle yola çıktığı bu yolculukta olağanüstü başarılara imza atıyor. Alkışlarla Neptün Soyer. Ve efendim. Evet, bu arada ben bu son ödülümüz olacak. Bizim ödüllerimizin isim babası şu anda videoda çekiyor. Çekin isminiz kaydolsun. Çekiminizde kaydolsun. Sayın Oğuz Aydemir'i davet ediyorum. Sayın Aydemir buyurun lütfen ödülü takdim etmek üzere. Tabii buyurun Sayın Soyer. Ben bir şeyler söylemek istiyorum ya. Söyleyebilir miyim? Bir kere çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü layık görenler. Onlara teşekkür ediyorum. Bilmiyorum kimler olduğunu. Çünkü ödüller gerçekten büyük bir sorumluluk yükleniyorsunuz. Ve o sorumluluğu alarak size verilen o ödülle yaptığınız çalışmaları daha da ileriye taşımaya çalışıyorsunuz. Benim bütün idealim köyler. Köylerin yaşaması ve köylülük. Yani kentle köy arasındaki o köprüyü kurarken eksik kalan köylerle ilgili kooperatifçiliği tamamen araç olarak kullanmak. Dolayısıyla bu ödülle benimle beraber yoldaşlık yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Onların adına da alıyorum. Homeros olması da çok önemli. Çünkü Homeros'un zeytin ağacıyla bir konuşmasını bilirim hikaye olarak. Homeros Ege kıyılarında gezerken çok yorulur. Bir zeytin ağacının altında dinlenirken zeytin ağacı Homeros'u tanır ve kulağına fısıldar. Ben hiç kimseye ait değilim ama herkese aitim. Sen buralarda yokken ben buralarda vardım ve hala olmaya da devam edeceğim der. Teşekkür ediyorum. Muhteşem, olağanüstüsünüz. O zaman hep birlikte diyoruz ki zeytinime dokunma. Tebrik ediyoruz. Sayın Aydemir çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Alkışlarla uğurluyoruz Sayın Soyer, Sayın Aydemir ve Sayın Kurt. Sevgili Murat, metinlerin arasından bir ödül sahibini unuttuk. Ben unutmuşumdur. Belki de ben unutmuşumdur. o zaman izninle ben şey yapayım, anons edeyim. İzmir'deki spor kulüplerini, futbol kulüplerini bir araya getiren İzbak var. Evet.
Ve bu vakfın bir başkanı var. Ali Erten'i alkışlarla çağıralım. Evet, Sayın Erten geliyor ve Homeros ödülüne İzbak layık görüldü ve ödülü de geliyor Sayın Erten. Sağ ol, sağ ol. Aa, milli hakemlerimizden sevgili Engin Kurt burada. Buyurun Sayın Kurt, lütfen ödülü siz takdim eder misiniz Sayın Erten'e? Evet, biz hazır bulmuşken, değil mi? Mehmet Bey, lütfen siz de araya geçin. Araya geçin. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Sağ olun, var olun. Bu arada efendim hep biz ödül verdik, biz hediye verdik ama Mehmet Kurt'a bir hediye var. Mehmet Kurt'a bir armağan var. Efendim sevgili Nurhan Tanrı verdi. Yanlış söylemedim değil mi? Evet, vallahi doğru söylemişim bir seferde. Sevgili Nurhan Tanrı verdi. Eline almış fırçasını, paletini ve o güzel dokunuşlarla bakın bir resim ortaya koymuş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bu gecenin armağanı olsun sevgili Mehmet Kurt'a. Alkışlarla buraya gelin lütfen. Lütfen buraya gelin. Gelin, gelin, gelin. Vay! Resimdeki daha güzel. Değil mi? Benden daha güzel, değil mi? Eyvah eyvah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şahane bir armağan Mehmet Kurt'a. Bizim İzmir'in yıl dönümlerinde, kaçıncı yıl dönümünde, bir sürü yıl dönümünde. Buyurun. Ben burada İzmir'de uzun yıllardır mimar ve ressam olarak ve artı sanat galericisi olarak çalışıyorum. Ve her zaman Mehmet Kurt bizleri, her zaman sanatı, sanatçıyı çok destekledi. Çağırmasak bile açılışlara her zaman geldi. Her zaman bahsetti.